Gelen bütün buraya bizi yalnız bırakmayan bütün misafirlerimize, tekrar kaymakamımıza, belediye başkanımıza, parti başkanlarına, hepsine gerçekten çok teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun, şeref verdiniz. Sayın Muhtarım, çok heyecanlı, çok teşekkür ediyoruz. Efendim, konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Üner'e davetimi arz ediyorum. Evet, Sayın Kaymakamım, İlçe Başkanım, AK Parti İlçe Başkanım, İYİ Parti İlçe Başkanım, MHP İlçe Başkanım, Meclis Üyesi arkadaşlarım, Başkan Yardımcısı arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım ve Çatalca'mızın bizim uç beyleri olarak hep de yanımızda olan muhtarlarımız, köylülerimiz, eğer unuttuysam ismini sayamadıklarımıza şimdiden aferin. Engin abinin heyecanı bende de oluşmaya başladı. Gerçekten çok güzel bir gece olduğu için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, köyleri dolaşıyorduk ama daha önceden böyle seçim zamanında bütün köyleri gezerken Allah bize nasip ederse işte şu köyde şu olabilir, bu köyde bu olabilir diye hep böyle kafamdan geçiyordu. Bir gün geldiğimizde Engin abilerle şurada kahvede otururken buranın çok tanımsız bir alan olduğunu görmüştüm. Biraz da herhalde meslekten de gelen bir konu olduğu için bir an önce kafamda böyle bir şeyler şekillenmişti. Sonra sağ olsun Park Bahçeler Müdürümüz Nevin Hanım'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir enerjiyle 11 gün içinde böyle güzel bir alanı bize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Ve projesini yaptıktan sonra geldik, burada uygulamasına başladık. Uygulama başlarken o kadar güzel şeyler oldu ki burada yaşlı amcalarımla, abilerimle, ben daha önce burada beraber futbol oynadım, kardeşlerim, abilerim var burada. Onlarla beraber şurada kahvede oturarak buradaki yapılan işleri beraber baktık. Ve birlik beraberliği gördük Hisar Bey'inde. Bu güzel şirin köyümüzde bu birlik beraberlik olduğu müddetçe ben müthiş derecede heyecanlandım. Sebebi de şu, bir dönem önceki muhtarlık yapan Şenol abimin muhtarımız için söylediği laflı kelimeler Türk siyaseti, içimizdeki bu zor günlerde birlik beraberliğin nasıl olduğunu gösteren kelimelerle anlattığı için o televizyonda en çok etkilendiğim noktalardan bir tanesiydi. Seçimler geldi geçti. Seçimler bittikten sonra ve seçimler zamanında hep şunu söyledik. Bizler rozetlerimizi kenara koyacağız kazandıktan sonra. Ve aynısını yaptık. Bizim için önemli olan hizmet noktasıydı. Ve geldik Çatalca'da köylerimize hizmet etmek için bir bir gezmeye. Bütün köylere eşit hizmet vermeye bir söz verdik ve yapacağız. Bu köye gelmeden önce Reşat abiye uğradım. Reşat abinin de ihtiyaçları var. Allah nasip ederse ilk projelerimizden bir tanesi Reşat abiyle de başlayacağız. Bu bölge Karamandere'ye kadar hepsini tek tek yapacağız inşallah. Çatalca'da siyaset yapmak artık bizim için bir kenara bırakılması gerektiğine hep inanıyorum. Neden? Çünkü biz yerelde hizmet etmek için birbirimize sevgi ve saygıyla bağlanarak bu işleri yapmamız lazım. Mecliste güzel birlik beraberlik var. Ben iddia ediyorum ki 39 tane ilçenin içinde en nezih meclislerden bir tanesini Çatalca şu anda yaşıyor. Sebebi de şu, hiçbir zaman siyaset yapmadan meclisteki arkadaşlarımız eğer muhalefet edilecekleri noktalarda hayır diyebilirler. Veya birlik beraberlik içindekilerde beraberce evet deyip Çatalca'ya hizmet için hep beraber çalışıyoruz. Ben bütün meclis üyesi arkadaşlarıma hiçbirini ayırt etmekten hepsine teşekkür ederim. Onlar için bir alkış istiyorum arkadaşlar. Halka hizmet, hakka hizmet modeliyle başladık biz bu işe ve devam ediyoruz. Çatalca'da çok güzel bir projeye başladık. Büyük bir Cumhuriyet Meydanı ve Minnet Bahçesi projesi. Burada bir iki şey istem edeceğim. Çatalca değişmesi noktasında bazı arkadaşlarımız bizi zorluyor. Değişmemesi için. Çatalca'nın değişime ihtiyacı var. Çatalca'nın hizmete ihtiyacı var.
Seçimlerde hep bunu söyledik. Çatalca'nın Mesut Üner'e ihtiyacı yok ama hizmete gerçekten ihtiyacı var. İlk yaptığımız işlerden bir tanesi yarı olimpik yüzme havuzunun temellerini attık. Şu anda %40'ını bitirme aşamasındayız. Allah nasip ederse 2 ay sonra gençlerimize, bayanlarımıza ve bizlere burası açık olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun burası. Millet Bahçesi ve Cumhuriyet Meydanı projemiz. Gerçekten belki Çatalca'nın tarihini değiştirecek bir proje. Biz hep demiyor muyduk, Çatalca'nın meydanında otopark lazım, otopark yapıyoruz. Meydanın büyümesi lazım diyorduk, meydanı büyütüyoruz. Kadınlarımızın, gençlerimizin ve bizlerin akşamları gidebilecekleri bir yer yok diyorduk ve onu yapıyoruz. Müthiş bir sosyal tesis yapıyoruz. Ve bunu yapılmaması için işte TOKİ gelecek burayı binalar yapacaklar. Yok bunun altında lahit var, yok bunun altında işte kemikler çıkıyormuş. Hep engellemek, hep bir şekilde bir şeyler söylemek. Hiç yakışmıyor bizlere. Gelin şunu söyleyin, deyin ki bu projenin eksikleri var. Şu projeyi daha iyi şöyle yaparız. Eğer ben o projeye söylediğinizi yapmazsam o zaman gelin söyleyeyim bir şeyler. Ama engellemek bizlere yakışmıyor. Biz Çatalca'ya hep beraber hizmet yapmak için uğraşıyoruz. Ve Çatalca'nın da bizlerle beraber şu anda güzel bir ivmeye kaladığını hep beraber görüyoruz. Ve daha da iyi olacak. Buradaki hizmet noktasında biz Çatalca Belediyesi'ni alırken gerçekten büyük bir borçlu aldık. Ama hiçbir zaman diğer ilçelerdeki belediye başkanları gibi enkaz edebiyatı yapmadık. Borcumuz vardır, olabilir. Çıktık, aslanlar gibi de ödemeye çalışıyoruz. Bugüne kadar da 34-35 trilyona yakında borç ödedik ve bu kadar da iş yaptık. Ve daha da iyisini yapacağız inşallah. Ve Çatalca'nın bizden önce Sayın Başkanımız, Cem Başkanımız vardı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Muhtarım çok güzel bir şey söyledi. Makamlar kimseye kalmayacak. Bize de kalmayacak. Başkanımız 15 gün önce belediyemizin önünden uğurladık kendisini. Ne oldu? Değiyor mu hiç birbirimizi kırmaya? Hep seçimlerde diyorduk. Yarın düğünde de bayramda da hep beraber olacağız diye. Her gittiğim köyde bunu söyledim. Kırmayalım birbirimizi, üzmeyelim birbirimizi. Seçimlerde söyleyeceklerimizi yarın yüzümüze bakamayacağımız bir şeyi söylediğimizde utanırız. Çok şükür Çatalca'da güzel bir seçim atlattık. Ben bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Pandemi sürecinden dolayı bu yoğunluk bazen sıkıntı yaratabilir. Sayın Kaymakamımıza hayırlı uğurlu olsun. İlçemize yeni geldi. İnşallah onunla beraber güzel bir 5 yıl hep beraber geçireceğiz. Karakol komutanım yeni başladı. Başsavcımız yeni başladı. Güzel bir ekip olacağız. Bundan önce güzel bir ekibimiz vardı. Sayın Kaymakamımız İnci Sezer Becer ablamız bugün Nevşehir valisi oldu. Allah ona da güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Ben şimdiden buraya gelen bütün muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, başkan yanımıza, kaymakamımıza, komutanlarımıza ve özellikle Hisar Bey halkına çok çok teşekkür ediyorum. Bu meydanımız Hisar Bey'imize hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Sayın Başkanım, Sayın Muhtarım teşekkür plaketini sizlere arz edecekler. Görevi teslim aldığı günden itibaren birlikte Çatalca'yız diyen Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Üner'e, Hisarbeyli halkımız adına mahalle muhtarım Engin Demir tarafından teşekkür plaketi takdim ediliyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Buyursunlar. Efendim konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Sayın Başkanımın belirttiği gibi ilçemize çok yeni gelmiş, lütfen kabul buyursunlar kelimelerimi, çok genç ve çalışkan kaymakamımız Sayın Erdoğan Turan Ermiş Beyefendi'ye davetimi arz ediyorum efendim. Sayın Belediye Başkanım, çok değerli eşleri hanımefendi, çok kıymetli siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, belediye başkan yardımcılarımız, ilçe jandarma komutanımız, ilçe protokolümüz, muhtarlar derneği başkanımız, muhtarlarımız, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Yani bana tayinim çıktıktan sonra İstanbul'un en güzel ilçesine geliyorsun kaymakam bey demişlerdi. İnanamamıştım. Ama gerçek öyleymiş.
mahalleleri görmeye başladıkça gerçekten güzel, çok güzel bir ilçeye gelmişim. Sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Artık buralara köy demeye gerçekten bin şahit lazım. Mahalle olması da güzel oldu. Belediyelerimiz daha hizmet götürebiliyor. Yani bazı iller büyük şehir olunca, ilçeleri büyük, merkezleri küçük olunca hizmet götürmek zor oluyordu başkanım. Ama İstanbul'un merkezi büyük olunca köylere, eski köylere yani yeni mahallelere hizmet götürmek daha kolaylaştı. Bence belediyeler İstanbul'da özel idareye göre daha kaliteli ve daha hizmet götürüyorlar. O yüzden tebrik ediyorum. Meydanlar yani acılarımızı, tatlı anlarımızı, öfkelerimizi paylaştığımız mekanlar. Bir araya geldiğimiz, toplum olmanın gerektirdiği alanlar, şehrin fotoğraf çekildiği yerleri, değil mi? Yani şehrin birleştirilen Hisarbeyli Mahallesi çevre ve meydan düzenleme çalışması açılış programı burada sona ermiştir. Hepinize teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bir kez daha mahallemize ve ilçemize hayırlı uğurlu olması dileklerimizle. Hoşçakalınız efendim.